Merhaba, tanıyabilir miyim Merhaba. Sizi? Ben Çile Korkmaz, özel eğitim öğretmeniyim. Disleksiyle ilgili uzmanlık alanımdan dolayı bazı projeler geliştirdik. Bu projeleri açıklamak için şu an sizinleyiz. Evet. Peki, öncelikle disleksi nedir, tanımlayabilir misiniz? Disleksi, özel öğrenme güçlüğü dediğimiz gelişimsel bir farklılığın bir alt dalı. Buna kısaca disleksi diye tanımlıyoruz. Çünkü disleksi en çok okuma, yazma anlamında bireylerin sıkıntı yaşadığı bir farklılık. O yüzden konuşmalarımız süresince hep disleksi diye bunu telaffuz edeceğiz. Aslında özel öğrenme güçlüğünün bir alt dalıdır. Kesinlikle bir engel değildir. Sadece nörolojik gelişimsel bir farklılıktır. Evet, peki bu konuyla ilgili projeleriniz var. Bunlar nelerdir? Kısaca anlatır mısınız? Bu konuyla ilgili Akademi Disleksi çatısı altında ilk olarak İzmir'de başlattığımız gelişimsel farklılığın, disleksinin farkında olması için eğitimcilerimize sunduğumuz ücretsiz seminerler var. İzmir'den sonra bütün Türkiye'deki diğer illerde uzman arkadaşlarımızın gönüllü çabalarıyla, ben de Söke'de, Aydın'da, belli ilçelerde olmak kaydıyla bu işe gönül verdim. O yüzden eğitimcilerimize, öğretmenlerimize disleksinin farkındalığını yaratmak, disleksi olup da ne olduğunu bilmediğimiz bu çocukları fark edip arada kaynamalarını engellemek için projemizde seminerlerimizi vermeye karar verdik ücretsiz olarak. Peki Çile Hanım, disleksi dedik. Belirtileri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz? Disleksi dediğim gibi bir hastalık kesinlikle değil. O yüzden bunun bir tedavisi var mı yok mu bu kısmına hiç girmiyoruz. Çünkü bir hastalık değil. Nörolojik bir gelişimsel farklılık. Biz bunu anlayabilir miyiz? Evet. Bunu okul öncesi çağdan olmakla beraber ilkokul çağında okuma yazmaya başladığı anda çocuklar sınıf öğretmenlerini, okul öncesi öğretmenlerini bazı kriterler göz önünde bulundurularak hani belirlenmesi mümkündür. Bu yolla da özel eğitim uzmanlarına, psikiyatriye kalan kısımda görevler onlara düşüyor. Biz de bu farkındalığı yaratmak için eğitimcilerimizi daha farkındalık yaratarak hani onların bu işe taşın altına ellerini koymalarını sağlamak amacıyla gönüllü bir hizmet vermeye karar verdik. Çok güzel. Kutluyorum sizi Söz Gazetesi olarak. Gerçekten çocuklar için büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Çok özel kalıyor bence bu çalışma. Sizi. Özel olmasının bende ekstra bir yeri var. Çünkü benim oğlum da özel bir çocuk. Aynı zamanda disleksi. Hani buna bu kadar çok gönül vermemin aslında bakarsanız daha büyük bir çoğunluğunun sebebi kendi içimde bunu yaşıyor olmam. Ben bunu ne kadar bilinçli bir şekilde bugüne kadar yıllarca devam ettirebildiysem başka ailelerin de, başka ebeveynlerin de bu şekilde bilinçlenmesini istiyorum. Bu da nasıl olur? Eğitimcilerimizin önce bilinçlenmesi, bunu ailelere, ihtiyacı olan başka insanlara aktarmalarını sağlamak. O yüzden gerçekten benim için çok özel. Peki, zaten ayrıntılarını Söz Gazetesi'nden okuyacaklar okurlarımız. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun.